Birinci Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'nde. Şehir Belediye Başkanım, çok değerli önceki dönem belediye. Ulu önderimiz Mustafa Kemal ve arkadaşları tarihin gördüğü en büyük umut ve özgürlük devrimini gerçekleştirmişti. Bugün Cumhuriyet'ten aldığımız ilhamla herkes için adil ve özgür bir dünyayı edebiyatın iyileştirici gücüyle yaşatmak için buluştuk. Bu topraklardaki kardeşliği ve umudu çoğaltmak için burada olan herkese hoş geldiniz diyorum. Değerli konuklar, Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir diyor. İşte bu yönüyle edebiyat ve cumhuriyet birbirlerine et ve tırnak gibi bağlıdır. Çünkü edebiyat insana farklılıkların uyum içinde bir olmasının gücünü hatırlatır. Tıpkı cumhuriyet gibi. Sait Faik'in öykülerini okuyan birisinin yüreğinden insan sevgisi eksik olabilir mi? Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini okuyan birisi haksızlık, adaletsizlik karşısında sessiz kalabilir mi? Nazım'ın şiirleriyle büyüyen bir neslin barışa olan sevdası hiç tükenir mi? Edebiyat cumhuriyettir derken işte bu erdemleri kastediyoruz. Bizim için edebiyat ve cumhuriyet çok renkli, çok sesli, çok nefesli bir hayatın anahtarıdır. Festival boyunca Türkiye'nin yanı sıra Güney Afrika, Makedonya, İran ve Almanya'dan pek çok yazar, şair, tiyatrocu, sinemacı, müzisyen konuğumuzla bir arada olacağız. İzmir'in her yerine yayılan festivalimizde söyleşiler, okumalar, paneller, şiir akşamları gerçekleşecek. İzmir'in ruhu bir kere daha sanatla doyacak. O nedenle öncelikle Haydar Ergülen'e çok teşekkür ediyorum. Değerli sanatçılar, değerli sanatseverler, bu ülkede yeniden kardeşlik, barış ve demokrasiyi tesis edeceğiz. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Elbette bu kendiliğinden olmayacak. Siz haksızlıklar karşısında direndiğiniz için hayat akmaya devam edecek. Sizin kaleminiz yazdığı için umut yeşerecek. Tüm baskılara rağmen siz sanata sırt çevirmediğiniz için sonunda iyilik kazanacak. İşte bu yüzden biz var gücümüzle sanatın, sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye'miz sanata destek olmak için seferberlikten asla vazgeçmeyecek. Yedi sanatın her biri, resim, müzik, heykel, edebiyat, tiyatro, mimarlık ve sinema İzmir için nefes kadar elzemdir. İzmir'in kucağı sanata ve sanatçıya daima açık olacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Kısaca sevgili İnce Aral, resim öğrenimi görmeniz romancılığınıza nasıl yansıdı? Güzel beyaz kapaklılar vardı onlar. Çünkü edebiyatın uzun bir yol olduğunu biliyordum. Üreten bir şehir yaratmak istiyoruz. Öykü böyle bir şey, yakalanan bir an. Vazgeçilmez bağımızın her daim köklenmesi ve sonsuza dek büyümesi için. Our municipality has a souvenir very much for their valuable country.